Hocam merhaba. Doğan Demircioğlu Stadı'nda çalışıyoruz. Siz kaleci antrenörü olarak görev yapıyorsunuz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Öncelikle hoş geldiniz Ömer abi. Çalışmalarımızda bizi yalnız bırakmıyorsunuz, takip ediyorsunuz altyapılarımızı. Bunun için size teşekkür ederiz. Siz de işinizin gereğini yapıyorsunuz. Bizim çalışmalarımız güzel gidiyor. Sezon başından beri ben 14-15 kaleci antrenörlüğünü yapıyorum. Bu sene Deniz Spor altyapısında kaleci antrenörü açısından daha iyiyiz. Şöyle daha iyiyiz. Ben yaklaşık 3,5 yıldır bu kulüpte çalışıyorum. Daha öncelerde kaleci antrenör sayısı daha azdı. Biz 2 kişi çalıştık, 1 kişi çalıştık, 3 kişi çalıştık. Ama bu sene bunu düzelttik. Şu anda 5 kaleci antrenör çalışıyoruz. Her grubumuzun kaleci antrenörü var. U19'da Okan hocam var, U17'de Yavuz hocam var. U16'ya Hayrettin hocam bakıyor. 14-15'e ben bakıyorum. Alt gruba da 10-11-12-13'e de Ferro hocam bakıyor. Yani bu durumun avantajını bu sene yaşıyoruz. Şöyle yaşıyoruz. Tabii her grupta kaleci antrenör olduğu için her antrenmanda, her takım her antrenmanda kaleci antrenörü bulunuyor. Ve bu da kalecinin gelişimine büyük bir önem sağlıyor. Biz de bunu bu sene görüyoruz. Kalecilerimizin gelişimini takip ediyoruz. Bu da bizi sevindiriyor. Evet hocam, bu da zaten ortada başarıları. Şu anda U15'te ikinci sırada değil mi hocam? Evet. U14'te de başarılı bir yerde. U14'te de yukarıdayız, evet. Şimdi dördüncü sıradayız. Şu anda bizim U15'te 3 tane mevcut kalecimiz var. U14'te de 3 tane mevcut kalecimiz var. U15'te Kaan'la başlamıştık sezona. O oynuyordu. Şu anda Şerefan oynuyor. İkinci yarının başından beri 5 maçtır. İkisinin de performansından memnunuz. U16'da da bir kaleci eksikliği oldu. Tabi biliyorsunuz altyapıda kaleciler alttan veriliyor. Şu anda Kaan da U16'da oynuyor. 3 maçtır. İkisinin de performansından memnunum. Yani buradan ben kaleciyi yukarı verdiğim zaman, yukarıdaki hoca bana teşekkür ettiği zaman demek ki ben işimi doğru yapıyorum demektir. Kalecilerin gelişimine katkı sağlıyorum demektir. Bu da beni sevindiriyor. U14'te de 3 kalecimizin bir tane sezon maçtan beri sakattı. O da aramıza katılamadı. Diğer 2 kaleci ikisi de oynuyor. Şu anda Harun sakattı, İbrahim oynuyor. Yani ikisi de birbirinin performansını aratmıyorlar. Tabi bu da beni sevindiriyor. Yani yedek oynayan kalecinin hazır olması bizi sevindiriyor. Değil mi? Devamlı hazır olacak. Çünkü devamlı hazır olmaz. Kalecinin başka bir alternatifi olmadığı için burada yedek oturan kaleci psikolojik olarak kendini hazırlayacak. Onları fiziksel olarak açık hazırlamak bizim görevimiz. Tabi şu da var. Şu anda hani modern futbol, dünya futbolunu takip ettiğimiz zaman artık kalecileri oyuna sokan takımlar, antrenörler çoğaldı. Şimdi burada bizim 14 ve 15 hocalarımıza da bu konuda, yani 14 hocası Osman Hoca, 15 hocası Fikret Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Kalecileri kullanıyorlar. Geriden oyun başlamalarda çok etkinler. Yani 11 kişi oynamak istiyorlar. Tabi bu da bizi sevindiriyor. Kalecinin bu yaşlarda bu olaya başlaması, yukarılara gittikleri zaman zorluk çekmiyorlar. Şu anda iki takımda da kaleciyi net bir şekilde oyunda kullanıyoruz. Geriden oyun başlamalarda olsun, diğer oyunlarda olsun. Top bizdeyken 11 kişi oynuyoruz. Yani bu gerçekten bizi sevindiriyor. Kaleci en önemli şey değil mi hocam? Futbolcusu, sporcusu. Tabii şu anda kaleci baktığımız zaman 11 kişinin en önemlisidir. Çünkü şöyle, her mevkinin hata yapıldığında arkasında bu hatayı giderebilecek bir mevkide arkadaşı vardır. Ama kalecinin maalesef hata yaptığında arkasında kalesi vardır. Yani hata yaptığı zaman gol oluyor. O yüzden o çok önemlidir. Ben de şu anda kalecilerim hep şunu söylüyorum. Artık eski düzende söylenenler bence geride kaldı. Şu anda kalecilerin gerçekten çok akıllı olması lazım. Aklıyla oynaması lazım. Aklıyla çalışması lazım. Ben onlara hep diyorum. 3 tane özelliğiniz gerçekten oturursa profesyonel anlamda yukarı çıkarsınız. Bu akıllı olursanız, fiziksel özelliğiniz kaleciliğe uygun olursa, yeteneğiniz de varsa, kaleci yeteneğiniz de varsa yukarı çıkarsınız diyorum ben. Ama en önemlisine akıllı koyuyorum yani. Teşekkür ederim hocam. Var mı başka eklemek istediğiniz? Yok, ben teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi günler.